Merhaba sevgili öğrenciler, ben fen bilgisi öğretmeni Filiz Yıldırım. Bu dersimizde fen bilimleri MEP kitabındaki dördüncü ünite, madde ve değişim ünitesindeki üçüncü bölüm ısı ve sıcaklık, aynı zamanda dördüncü bölüm ısı maddeleri etkiler konularını işleyeceğiz. Sayfamızı hemen ayarlıyorum. Evet. Isı ve sıcaklık konusunda ısıyla sıcaklık nedir? Isı alışverişi nedir? Jül ve kalori nedir? Öğreneceğiz. Evet, bir baba ve oğlu ile ilgili kısa bir anlatım var. Oğuz bebek acıkmıştı. Babası ona süt ısıtıp bir borana doldurdu. Tam Oğuz bebeği içecek, Oğuz bebeği, İçirecekti ki biberondaki sütün çok sıcak olduğunu fark etti. Sütü Oğuz'a içirmeden önce soğutması gerekiyordu. Bunun için bir kabın yarısını soğuk suyla doldurdu. Biberonu kabın içine bıraktı. İki dakika sonra baktığında biberondaki süt içilebilecek sıcaklığa ulaşmıştı. Sütün sıcaklığının azalma sebebi ne olabilir? Evet ısı alışverişinde buna tekrar değineceğiz. Nedenini öğrenmiş olacağız. Çocuklar, ısı ve sıcaklık kavramları birbirinden farklı kavramlar. Evet birbirine bağlılar ama farklı kavramlar. Bunların ne olduğunu şimdi göreceğiz. Soğuk bir günde odamızı ısıtmak için soba, kalorifer gibi ısı kaynaklarından faydalanırız. Isı kaynaklarının etrafa yaydığı ısı enerjisi sayesinde odamızın sıcaklığı yükselir. Isı ve sıcaklık kavramları birbiriyle ilişkili ve kelimelerini günlük hayatta birbiri yerine kullansak da aslında ısı ve sıcaklık birbirinden farklı kavramlar. Öğrenelim bakalım neymiş bu farklılıklar. Isı maddeler arasında alınıp verilebilen bir enerjidir. Bakın dikkat edin enerjidir. Bu soba etrafına bu enerjiyi verir. Bakın ısı veriyor. Bu bir enerjidir. Fakat sıcaklık enerji değildir. Sıcaklık bizim hissettiğimizdir. Soba sana ısı verdiğinde sen sıcak olursun değil mi? Hissettiğim budur. Alınıp verilmez sıcaklık. Dikkat edin. Sıcaklık çünkü bir enerji değildir. Enerji olan ısıdır. Sıcaklık bir maddenin diğer maddeden ne kadar sıcak veya ne kadar soğuk olduğunu gösteren bir ölçüttür. Ölçümdür, hissettiğindir. Cisimlerin sıcaklıklarını termometre ile ölçüyoruz. Bakın çocuklar termometreyi herkes biliyor. Soğuk olduğunda aşağıda, sıcak olduğunda içindeki cıva yukarıda. Bir cismin sıcaklığını değiştirmek için alması ya da vermesi gereken Isı ise kalorimetre ile hesaplanır. Bakın bu ikinci farkımız neydi? Isı bir enerjiydi, sıcaklık değildi. Sıcaklık termometre ile ölçülüyordu, ısı ise kalorimetre ile hesaplanıyordu. Bunlar farklarımız. Isının birimi kalori ve jüldü. Sıcaklık birimi ise derece Celsius'tur. Bu şekilde gösteriliyor çocuklar. Bu tablo bizim için çok önemli. Isıyla sıcaklığın birbirinden farkını anlatan çok güzel bir tablo. Birazdan günlük hayatta kullandığımız yanlış ifadeleri yaparken bunları hep hatırlamanızı isteyeceğim sizden. Bir daha tekrar edelim o zaman. Isı, ısı bir enerjidir. Sıcaklık ise bir enerji değildir. Senin hissettiğindir, ölçümdür. Asla enerji değildir ama. Isı kalorimetre ile hesaplanır. Sıcaklık ise termometre ile ölçülüyor. Isının birimi neydi? Joule ve kaloriydi. Ama sıcaklığın birimi neydi? Santigrat derece santigrat. Isı alınıp verilebilen bir enerjiydi maddeler arasında. Ama sıcaklık alınıp verilemez. Senin hissettiğinde nasıl hissettiğin şeyi alıp verebilirsin? Değil mi? Şimdi günlük hayattaki yanlışlarımızı düzeltelim bakalım. Aşağıda ısı ve sıcaklık kavramları ile ilgili ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerin doğru ya da yanlış olduğuna karar vererek tabloda tek ile işaretleyiniz. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrusunu tabloda belirtilen yere yazınız demiş. Hadi başlayalım. Birinci ifademiz havanın ısısı 30 Celsius'tur. Aa, bu derece sıcaklık değil miydi? Isı olmaz bu ifade yanlış. Peki öğretmenim doğrusu nasıl olacak? Doğrusu şöyle olacak havanın sıcaklığı 30 derece diyebiliriz. Yani sıcaklıkla derece aynı olacak çocuklar. Diğer ifademize geçelim. Arif'in vücut sıcaklığı 37,5 derecedir. Bakın sıcaklık derece Sıcaklık derece uygun. Doğru bir ifade o zaman. Soba odaya sıcaklık verir. Hmm, olmadı. Sıcaklık alınıp verilmez. Yanlış. Peki doğrusu nasıl olmalıydı? Doğrusu şu şekilde olmalıydı. Soba odaya ısı verir olmalıydı alınıp verilen şey ısıydı. Isı ve sıcaklık farklı kavramlardı. Evet az önce tablosunda uzun uzun inceledik. Buz erirken etrafından ısı alır. Evet erimek katının sıvıya dönüşmesiydi hatırlayın. Ve erirken madde ısı alır. O zaman bu bilgi doğru. Isı termometreyle ölçülür. Hmm, olmadı. Termometreyi biz ne için kullanıyorduk? Sıcaklık ölçümü için kullanıyorduk. O zaman doğru ifademiz nasıl olmalı? Doğru ifademiz sıcaklık termometre ile ölçülür olmalıydı. Evet. Hemen devam edelim. Diğer ifademiz neymiş? Süt soğurken etrafından ısı alır. Şimdi düşünüyorum soğuyan bir şey ısı alabilir mi? Ya ısı aldığı zaman soğumaması lazım. O zaman burası ısı alır değil de ne olması lazım? Isı verir demesi lazım. Yani süt soğurken etrafına ısı verir demesi lazım. Yanlış bir bilgi. Islak çamaşırlar kururken, hatırlayın önceki derslerimizde buna buharlaşma diyorduk değil mi? Buharlaşırken madde etrafından ısı alır. O zaman bu bilgimiz de doğru oluyor. Evet günlük hayatta yaptığımız hatalar çocuklar, bunları da düzeltmiş olduk. Isıyla sıcaklık farklı kavramlardır. Gelelim ısı alışverişine. Hani bir bebekle babası vardı bu hikayemizin sebebinin ne olduğunu soruyordu bize. Hadi gelin anlamaya çalışalım bunu. Sıcaklıkları farklı olan maddeler. Buraya bir yıldız koymak istiyorum. Sıcaklıkları farklı olacak. Birbirlerine temas ettirildiğinde yani dokunurulduğunda bu maddeler arasında ısı alışverişi olur. Bu ısı Alışverişinde bu ısı enerjisi sıcaklığı yüksek olandan sıcaklığı düşük olan cisme doğru olur. Aşağıda hemen göstermek istiyorum. Bakın 60 derece ve 30 derece. Bu sıcak. 60 derece 10 dereceye göre sıcak. 10 derece 60 dereceye göre soğuk. O zaman bunları yan yana getirdiğimde A ve B cisimlerini Yan yana getirdiğimde sıcak olandan soğuk olana doğru böyle okla gösteririz her zaman bir akış olur. Biz buna ısı akışı diyoruz. Sıcaklık akışı değil lütfen dikkat edin. Ve her zaman ısı alışverişinde ısıyı veren sıcak cisimdir, ısıyı alan soğuk cisimdir. Peki bu sonsuza kadar mı devam eder? Tabii ki hayır. Şimdi 60 derece sıcaklığı ısısını verdi, verdi, verdi. Kendisinin sıcaklığı düştü 35 dereceye. E soğuk olanda durmadan ısı aldı. Sıcaklığı yükseldi, yükseldi, geldi 35 dereceye. İyi de şimdi ikisi de eşit. Artık alan veren var mı ısıyı? Yok. Son sıcaklıklar, bakın ısı aktarımı cisimlerin sıcaklıkları eşit olana kadar devam eder. Ama sıcaklıklar eşit olduğu anda ısı akışı durur. Demek ki neymiş ısı alışverişi? Sıcaklığı farklı olan maddeler arasında sıcak olandan soğuk olana doğru akan bir alışverişmiş. Bunu örnekle görelim. Sıcak çay bardağı elimize aldığımızda elimizin yandığını hissediyoruz. Neden elim yanıyor? Çünkü çay sıcak. Pembeler karışmasın hemen başka bir kalem alıyorum. Çayımız sıcak. Değil mi? Senin elin çaya göre soğuk. Peki sıcak olandan soğuk olana doğru ısı akışı oluyordu. Yani senin elin ısı aldı. Hatta fazlaca ısı almış oldu değil mi? Çay çok sıcak, elin işte bu yüzden yanıyor. Bu durumun sebebi elimizin bardaktan ısı almasıdır. Benzer şekilde kışın soğuk bir sandalyeye oturuyoruz. Bak soğuk bir sandalye. Senin vücudun sıcak. O zaman düşünüyorum hemen. Evet benim vücudumda sandalye yakacak ısı akışı. Peki ben kendi vücudumdaki ısıyı sandalyeye verdiğim için bedenimizin soğuk sandalyeye ısı verdiği için vücudumuz ne yapıyor? Üşümüş oluyor değil mi? Isımızı çünkü ona verdik. Isımız düşüyor. Evet çocuklar. Isı Alışverişi kavramı da bu şekilde gördüğünüz üzere çok basit günlük hayatta da çok sık rastladığımız bir olay. Şimdi geçelim dördüncü bölümümüze. Isı maddeleri etkiler. Bakalım nasıl etkiliyormuş. Biz burada genleşme ve büzülme kavramlarını göreceğiz çocuklar. Evet bir top görüyorum. Bu top sönük şu anda. Bakalım bize ne anlatmış. Selim evlerinin deposunda bulunan futbol topunu almaya gittiğinde topu sönüp şeklinin değiştiğini gördü. Bakın sönük bir topumuz var ve çok şaşırdı. Topu alıp odasına götürdü. Sobanın yanına bıraktığında topun bir süre sonra şiştiğini görmüş. Bakın topumuz sobanın yanında şişmiş. Oo, bayağı genişlemiş o zaman top. Şişip eski döndüğünü gördü. Topun depoda kendi kendine sönüp Odada ise kendi kendine şişmesini sağlayan nedir? Şimdi bunları göreceğiz çocuklar. Genleşme ve büzülmeyi öğreneceğiz. Bakalım neymiş genleşme ve büzülme? Maddelerin ısı alması sonucu hacimlerinin artması. Ne demekmiş? Genleşme. Bakın ısı alan bir madde sıcak olur. Sıcak olan bir maddenin su alarak hacminin artmasına biz ne diyormuşuz? Genleşme diyormuşuz. Tam tersi maddenin ısı vermesi sonucu. Hmm, madde ısı verirse soğuk olur o zaman değil mi? Soğuduğu zaman ısı verdiğinde hacminin azalmasını böyleymiş hacmi daha da azalmış küçüldü. Hacminin azalmasına ise biz ne diyormuşuz? Büzülme. Evet. Bakın ne diyormuşuz? Büzülme. Katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerdeki genleşme ve büzülme olaylarını görelim bakalım. Evet. Katılarda genleşme ve büzülme nasıl oluyormuş? Yazın elektrik direklerindeki tellerin sıcaklığın artmasıyla genleşerek uzar. Kışın ise ısı verip büzülür. Bakın mühendisler bunları döşetirken derler ki Biraz gevşek bırakın telleri. Neden gevşek bırakıyorlar? Gelin bakalım. Çünkü yazın bu teller daha da uzayacak. Genişliyor ya, hacmi artıyor ya. Ama kış geldiğinde bakın telin ilk hali buydu. Ne yapacak? Gerginleşecek. Küçüldü bak, boyu uzadı, gerginleşti. Eğer sen teli ilk başta böyle döşemiş olsaydın kışın o tel daha da küçülecekti. O zaman buralardan kopar elektrik kesintisi yaşanır. O yüzden azıcık gevşek bağlarlar ki kışın büzüldüğünde yani kısaldığında kopmasın. Yazın zaten uzuyor çok fazla uzamasını görmüyoruz aşağı doğru sarkmıyor o kadar zaten. Aynı olar demir yollarında da var çocuklar. Bakın buradaki rayların aralarına mutlaka boşluk bırakırlar. Neden boşluk bırakıyorlar? Çünkü yaz geldiği zaman uzayacak, genişleyecek, hacmi artacak. Genişlediği zaman birbirlerine bak zarar vermiyorlar. Ama sen bu payı bırakmamış olsaydın birbirleri itip bu sefer kıvrılmaya başlayacaktı. Tren kaza yapar o zaman. İşte rayların şekillerinin bozulmaması için rayların arasına boşluk buna biz genleşme payı diyoruz. Mutlaka bırakmak zorundalar. Aynı olay çocuklar gözlük camlarının oturtulmasında da kullanılıyor. Nasıl yani? Gelin bakalım. Gözlük yapımında da metallerin genleşme ve büzülme özelliğinden faydalanır. Önce gözlüğün çerçevesi ısıtılır. Hmm, düşünüyorum hemen Isı ısıtıldığı zaman genişleyecek, büyüyecek değil mi? Daha sonra gözlük camı çerçeveye yerleştirilecek. Yerleştirdikten sonra tekrar soğutuluyor. Soğutulduğu zaman da eski haline gelecek değil mi? Büzülecek ve camı sıkıştıracak. Bu sayede de oraya oturmuş olacak. Bazılarınızı belki gözlük takanlar e, denk gelmiştir. Yazın gözün camı böyle düştüğü olur. İyi yer yerleştirilmemişse. Sebebi yine bu olaydır çocuklar. Evet. Binaların yapısındaki metal iskeletlerin yapımı sırasında da esneme payı bırakılır. Yani metaller kullanılırken üst üste metal koyarken bir mutlaka esneme payı koymak zorunda. Çünkü sıcak havalarda binanın yapısında kullanılan metal malzemeler genleşerek binanın yapısını bozulabilir. Düşünseniz hiç boşluk koymazsa binalar kıvrılır, bina bozulur, yıkılabilir bile hatta. Evet, annelerimiz yazın hazırlık yaparlar, domates yaparlar. Kışın o domatesi açıp kullanmak isterler. Kavanozun içerisine domatesi koyup üstüne bir güzel metal kapakla kapatırlar. Kış geldiğinde açmak istiyorlar metal kapağı ama açılmıyor. Neden açılmıyor? Çünkü metal kapak sıkı sıkı burada camı tutmuştur. Böyle olduğu zaman annelerimiz sıcak suyun altına koyarlar ya da sıcak bir kasenin içerisine ters bir şekilde bu kapağı koyarlar. Ters çevirirler. Peki ne oluyor o zaman? Bakın ters koydukları zaman sıcak su ile birlikte bu metal kapak genişliyor. Hop, kenara doğru açılıyor. Genleşti yani. O yüzden camdan ayrıldı. Ama öğretmenim cam da genleşir diyenleri duyar gibiyim. Cam da genleşiyor ama cam o kadar genleşmiyor. Bakın cam az genleşti. Metal kapak çok genleşti. Metallerin genleşmesi daha fazla çocuklar. O yüzden bakın birbirinden ayrılan kapak rahatlıkla Birbirlerinden ayrılabiliyor. Kavanoz kapağımızı rahatlıkla açabiliyoruz. Elektrikli aletlerin içinde de var çocuklar. Aynı sistem. Termostat diyoruz biz buna. Metaller kullanılıyor. Bu metallerde de genleşme, büzülme özelliğinden faydalanıyor. Evet. Şimdi. E, tabii biz şu anda katılardaki genleşme ve büzülmeyi gördük. Bir de. Sıvılarda genleşme ve büzülme olayımız var. Bakın bir termometre termometre içerisinde de cıvamız var. Sıvılar ısı aldıklarında genellikle hacimleri artar. Genellikle demiş. Çünkü burada suyun özel bir durumu var çocuklar bahsedeceğim size. Isı verdiklerinde genellikle hacimleri azalır. Termometrede bulunan sıvının yükselip alçaldığını görmüşsünüzdür. Çok ateşlendiğimiz zaman koltuk altımıza koyduğumuz zaman bu derece böyle yukarı doğru çıkıyor değil mi? Sıcaklık arttığında termometre içindeki sıvı genleşir. Bakın. Bu haldeyken eğer bu ısı alırsa önceki seviye buradaydı. Buradaki genleşmeden dolayı sıvı yukarı çıkacak çocuklar. Sıvı genleşir. Genleşen sıvının hacmi artar. Böylece termometredeki sıvı seviyesi yükselir. Sıcaklık azaldığında termometrin içindeki sıvıda da büzülme olur. Büzülen sıvının hacmi azalır. Böylece termometredeki sıvı seviyesi de azalır. Genellikle de çocuklar suyun ayrı özel bir durumu vardır. Su e, tam tersi bir durum yaşıyor. E, normalde Sıvılarımız ısı aldığı zaman genleşiyor, ısı kaybettiğinde büzüşüyor Değil ya su ısı kaybettiğinde genleşiyor çocuklar. Mesela bunu bir örnekle açıklayayım çok detaya girmeyeceğim. Cam bir şişeye ağzına kadar su doldurup ağzını kapatıp buzdolabına koyduğumuzda o şişenin patladığını görürüz. Mesela bunu gazozlarda, sodalarda görürsünüz içerisinde su vardır, buzlukta unutulan soda patlar. Çünkü içindeki su soğuduğu zaman büzüşmesini beklersin değil mi? Ama tam tersine genişliyor. Genişlediği için camı patlatıyor. Suyun özel durumu diyoruz biz buna. Ama onun dışındaki tüm sıvılar ısı alınca genleşir. ısısını kaybettiği zaman büzülür. Katılarda ve sıvılardaki genleşmeyi gördük. Şimdi bir de gazlardaki genleşme büzülmeyi görelim. Evet. Kışın Otomobil lastiklerin içindeki hava soğumayla birlikte büzülmeye başlıyor. Yani hacmi azalıyor. Hacmi azaldığı için yani büzüldüğü için lastikler yumuşar. Hatta anne babalarımız benzin istasyonuna gidip hava basarlar lastiğin içerisine janta zarar vermesin diye. Yazın ise sıcaklığın yükselmesiyle lastiklerdeki hava genleşir. Bu sefer tam tersi. Bakın çocuklar lastik ne kadar şişmiş. Yazın genleşiyor. Yani normal boyutundan çok daha büyük hale geliyor. Çok şişiyor. O zaman da havasını alırlar patlamasın diye. Sıcaklığın yükselmesiyle lastikteki hava genleşir. Böylece otomobil lastikleri daha sert ve şişkin hale gelirler. Evet bu da gazlardaki genleşmeyi bize anlatıyor. Çocuklar, genleşme büzülme bu kadar basit. Kolay bir konu. Hemen özet geçeceğim ve buradaki soruları beraber yapacağız sizinle. Şimdi bir ipucu vermek istiyorum. Az önce de anlatmıştım. Sıcak olduğu zaman maddeler genişliyordu. Hacmi artıyordu. O zaman biz sıcak olduğu zaman genleşme olayını görüyoruz. Soğuk olduğu zaman da büzülme olayını görüyorduk. Hacimleri azalıyordu. Bu bizim ipucumuz olsun. Kenarda dursun altını çizerek anlatacağım. Soru bize diyor ki yukarıdaki numaralandırılmış kutucuklarda çeşitli olaylar verilmiş ve tabloya göre aşağıda verilen soruları kutucuk numaralarını kullanarak cevaplandıralım. Biz öncelikle bir genleşme büzülme var mı tek tek bakalım. Yazın hmm, hava sıcak. Elektrik telleri uzamış. O zaman bu olay genleşme olayıdır. Bir genleşme. Sıcaklık azaldıkça. o soğuk. Termometredeki cıva seviyesi azaldı. O zaman büzülme. Kapağı açılmayan kavanozun. Az önce yaptık. Sıcak suda bekletildiğinde kapak açılıyor. Sıcakta genleşme. Kışın araba lastiklerinin inmesi. Kışın hava soğuk, büzüldü. Araba lastiği indi. Şimdi şuraya dikkat etmenizi istiyorum çocuklar. Beşinci ve altıncı kısımlardan kayaların hava sıcaklığındaki değişimlerden etkilenerek parçalanıp toprağa oluşturması bakın şimdi bu bizim kayamız olsun hava çok sıcak hava çok sıcak olduğu zaman bu kaya genişliyor o büyüdü hacmi arttı ama gece olduğu zaman hava daha soğuk ne yaptı bu sefer bu kaya büzüşmeye başladı hacmi azaldı. Bakın sıcak, soğuk, sıcak, soğuk. Kaya parçalanmaya başlıyor. Ufak ufak böyle yere dökülmeye başlıyor. İşte toprağı oluşturuyor. Buradaki hava değişimi bu. O zaman bu olayda hem genleşme var hem de büzülme. İkisi beraber var. Şimdi altıya bakalım. Çok soğuk ve çok sıcak. Bakın ikisi birden. Besinler tükettiğimizde dişlerin zarar görmesi. Çocuklar çok sıcak yediğimizde dişlerimiz genleşiyor. E sen arkasına aniden soğuk bir su içersen aniden büzülür. O zaman dişin çatlar. Hem genleşme var, hem de büzülme var. Sakın bunu yapmayın. Bakın çok zararlı. Sıcak şeylerin arkasına hemen soğuk şeyler tüketmiyoruz veya soğuk bir şey içtiğimizde arkasına hemen sıcak bir şeyler ağzımıza almıyoruz. Gözlükçülerin gözlük camını yerleştirmeden önce çerçeveyi ısıtması ısıtıyor. Çerçevem genleşti. Uzun süre beton zeminde bekletilen topun hacminin azalması. Bak, hacmi azalıyormuş zaten büzülme olduğunu gördüm. Ve betonda beton soğuk zaten. Sıcak ortam ipucumu hemen hatırladım. Sıcakta genleşiyordu. Sıcak ortamda bekleten balonun hacminin artması o zaman genleşme. Şimdi gelin bakalım sorular ne diyormuş bize. Tabloda verilen olaylardan hangilerinin oluşmasında yalnızca genleşmenin etkisi varmış? Yalnızca genleşmeye bakıyoruz. 1 3 7 9 bakalım öyle miymiş? 1 3 bakalım 7 9 evet bunlar yalnızca genleşme. Tabloda verilen olaylardan hangisinin oluşmasında yalnızca büzülmenin etkisi vardır. Bu sefer yalnızca büzülmeye bakacağız çocuklar. Bakıyorum 2. Yalnızca büzülme arıyorum. 8. Bir de 4 var. 1, 2, 4 ve 8. Bakalım öyle mi olmuş? 2, 4 ve 8. Evet. Tabloda verilen olaylardan hangilerinin oluşmasını hem genleşme hem de büzülmenin etkisi vardır. Az önce uzun uzun anlattım. Tabii ki 5'te ve 6'da hem genleşme hem de büzülme olayları vardır. Evet çocuklar, genleşme ve büzülme olaylarını gördük. Aşağıya alayım, belki yazmak istersiniz. E, konumuz burada bitti. Dördüncü üniteyi bu konuyla birlikte tamamlamış oldum. Bir sonraki konu anlatımımda, Ünite değerlendirme sorularını yapacağım ve konuyu iyice pekiştirmiş öğrenmiş olacağız. Şimdilik hoşçakalın.